Hanimiş Teknolojiden hepinize merhabalar, ben Murat Saf Yürek. On binlerce izlenen internet hızlandırma videolarımızdan sonra yeni ve güncel 12 adımda internet hızlandırma videomuza hoş geldiniz. Bu video internet hızlandırma ile alakalı bilinen tüm yöntemleri içeriyor. O yüzden baştan sona dikkatli bir şekilde dinlerseniz siz de internetinizi belli ölçüde hızlandırabilirsiniz. Öncelikle hemen Google'a speed test yazarak internet hızımızı test edeceğiz. Hemen speedtest.net adresine giriyoruz. Buradan go diyerek öncelikle bir hızımızı öğreneceğiz. Sizlerden ricam şu ki burada gördüğünüz hız değerlerini önce bir yoruma yazın. Video sonunda geri dönüp bu yorumunuza cevap yazın ya da düzenleyin ya da yeni bir yorum yazın. Video başında ve sonunda hız değerleriniz neydi, ne oldu? Bunu bu şekilde yazarsanız sizden sonra gelen izleyiciler "Aa evet, gerçekten bu adam şu hızı alıyormuş ve şu kadar arttırmış" şeklinde videonun işe yarar olduğuna ikna olurlar. Ayrıca attığınız tüm yorumları tek tek okuyup cevaplıyorum. Böylelikle karşılıklı olarak iletişime geçmiş oluyoruz. İnternet hızlandırma ayarlarına geçmeden önce bir geri yükleme noktası oluşturacağız. Geri yükleme noktası şu ki siz bu videoyu izleyip ayarları yaptıktan sonra olur da performansı beğenmezseniz, yaptığınız ayarların hepsini geri almak isterseniz ne zaman olursa olsun 1 hafta, 3 ay, 2 ay sonra bu ayarları tek tıkla geri alabilirsiniz. Bunun için sadece geri yükleme noktası oluşturacağız. Arama kısmına geri yükleme yazarsanız zaten geri yükleme noktası oluştur seçeneği çıkar. Bu şekilde buradan oluştur diyoruz ve buraya internet hızlandırma öncesi yazıyoruz. Bakın şu şekilde bir yükleme noktası oluşturuyoruz. Bunu bu şekilde oluşturduktan sonra tekrar istediğiniz zaman arama kısmına geri yükleme yazdığınızda ve şuradaki sistem geri yükleme butonuna tıklayarak bu ayarları eski haline alabilirsiniz. O yüzden korkmadan bu ayarları şimdi yapabilirsiniz. Beğenmezseniz zaten geri alabiliyorsunuz. Bakın göstermek için yapıyorum. Sistem geri yüklemeye tıklıyorum. Farklı bir geri yükleme noktası seç dediğimde bakın internet hızlandırma öncesi diyor. Bunu yük dediğimde, ileri dediğimde bu ayarları geri almış oluyorum. İnternet hızlandıran ilk adımımızda bant genişliği sınırını kaldıracağız. Bant genişliği sınırı şudur ki diyelim ki 100 birim internetimiz var. Windows şöyle bir şey diyor. 20 birimi benim, 80 birimi senin. Ben bu 20 birimi arka planda işlerim için ayıracağım. Sen maksimum 80 birimini kullanabilirsin. Biz bu bant genişliği sınırını kaldırdığımızda 100 birimin 100 birimini de biz işlerimiz için kullanabileceğiz. Bunu biz kaldırdığımızda Windows yine istediği zaman istediği kadar internetimizi kullanabilecek zaten. Yani böyle bir sınır koymasına gerek yok. O hani kendi işleri hiç aksamasın diye böyle bize bir sınır koyuyor. Ama emin olun sınırı kaldırsak da o işlerini yapacak ama biz daha hızlı internete bağlanmış olacağız. Bunun için arama kısmına hemen çalıştır yazıyorum. Çalıştırı açıyorum. Çalıştıra gpedit.msc yazıp enterlıyorum. Bunu bu şekilde açtığımda şöyle bir sekme gelecek. Eğer bu sekme gelmezse gpedit bulunamadı, çalıştırılamadı gibi bir şey yazıyorsa açıklama kısmında bir video var. O videoya gidin, gpedit bulunamadı sorunu çözümü şeklinde bir video var. Açıklamaya bu şekilde yazacağım. O videoya gidin, birkaç dakika zaten izleyin ve gpedit'i halledin. Hallettikten sonra gpedit ekranımıza dönelim. Bakın buradan bilgisayar yapılandırmasının altından yönetim şablonlarına tıklıyorum. Buradan A kısmına tıklıyorum. Buradan bakın şöyle açayım. QoS paket zamanlayıcısına tıklıyorum. QoS paket zamanlayıcısına geldikten sonra buradan ayrılabilir bant genişliğini sınırlaya tıklıyorum. Buradan bakın gördüğünüz gibi etkin seçili ve burada bant genişliği sınırı %80. Bu şu demek oluyor, demin anlattığım gibi. Sen sadece %80 kadar internet kullanabilirsin. 20'sini kullanamazsın. Bunu bu şekilde buradan 0 yaptığımda bunu devre dışı bırakmış oluyorum. Yani internetimin tamamını kullanabileceğim anlamına geliyor. Bu yüzden buraya tamam diyorum ve bu adımı tamamlıyorum. İkinci adım için arama kısmına hemen hizmetler yazıyorum. Ve hizmetleri çalıştırıyorum. Buradan Windows Update'i bulacağım. Şöyle bunun için tam boyutu alıyorum. Tam ekrana. Buralarda bir yerlerde olması gerekiyor. Windows. Evet, Windows Update. Bakın buna
çift tıklıyorum. Şimdi Windows Update nedir? Bu bilgisayarımıza gelen güncellemeleri sürekli arka planda kontrol eder. Bakın bende şu anda 50 seçili. Sizde muhtemelen bu otomatiktir. Şimdi bu otomatik olduğunda sürekli arka planda kontrol edip duracak. Bu bilgisayarımızın kasmasına sebep olacak. Eğer bunu 50 yaparsak arka planda bizden izinsiz güncelleme yapamayacak. Bir güncelleme olduğunda bize bir haber verecek. Güncelleme var, yapalım mı? Arka planı meşgul etmemiş olacak. Şimdi bunu bu şekilde seçip uygula tamam dediğimizde internetimizi bir tık rahatlatmış oluyoruz. Daha da fazla rahatlatmak istiyorsanız bunu buradan devre dışı bırakabilirsiniz. Devre dışı bıraktığınızda siz tekrar gelip buradan bunu açana kadar asla güncelleme gelmez bilgisayarınıza. O yüzden bunu eğer devre dışı bırakırsanız birkaç ayda bir gelip buraya bunu tekrar elle yapın ve güncellemelerinizi aldıktan sonra tekrar bunu devre dışı bırakırsınız. Ben şimdilik elle olarak ayarlıyorum. Siz de isterseniz elle, isterseniz devre dışı yapabilirsiniz. Üçüncü adımda arka planda gereksizce çalışıp internetimizi meşgul eden uygulamaları kapatacağız. Bunun için arka plan uygulamaları yazıyorum. Hemen açılan ekrandan bakın. Burada 3 boyutlu görüntüleyici kapat. Şunlar açık kalsın. Kapat. İnternetimi bu açık kalsın. Filmler ve TV kapat. Buradan daha çok mesela neler var? Hava durumu ile alakalı. Mesela hava durumunu kapatıyorum. Sürekli olarak bakın şuraya bir hava durumu geliyor. Şu an kapattım diye gelmedi. Açayım bakayım hemen gelecek mi? Neyse demin kapattığım için gelmedi. Burada işte hava şu an şu kadar derece vesaire diye sürekli internet yiyerek bana hava durumu sunuyor. Ben bunu hayatımda hiçbir zaman gelip buraya bakmıyorum. O yüzden bunun açık olmasının bir anlamı yok. Onun dışında böyle tek tek buradakileri inceleyin. Gerçekten kullanıyor musunuz? Mesela Xbox Game Bar. Windows güvenliği. Mesela bunları siz Windows güvenliği kapatmasanız da olur ama ben bilgisayar hızlandırma videolarında dediğim gibi güvenlikle alakalı şeyleri de kapatıyorum, ihtiyaç duymuyorum. Bu şekilde buradan kullanmadığınız her şeyi kapatabilirsiniz. Şöyle mesela geri bildirim merkezi. Bu nedir? İşte bir Windows bir hata verdiğinde Windows'a bunu bildiriyor ama bunu çözmek için bir şey yapmıyorlar genelde, size ulaşmıyorlar vesaire. Çok bir faydası olmuyor bunun. O yüzden mesela bunu da kapatabilirsiniz. Burada böyle kullanmadığınız her şeyi kapatabilirsiniz. Bu şekilde internetinizi arka planda kullanan uygulamaları kapatmış oluyorsunuz. Dördüncü adım için TCP Optimizer programını kullanacağız. Bakın bunu Google'a yazarak bulabilirsiniz. Açıklama kısmına da link koyarım ama Google'dan da indirebilirsiniz. TCP Optimizer şeklinde bu programı kuruyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Çalıştırdıktan sonra şöyle biraz bekleyeceğim çalışmasını. Bir yandan da tarayıcı açacağım. Şöyle. Bakın. Tekrar speed test'e giriyorum. Speed test'te hızımı belirleyeceğim tekrar. Aslında demin bakmıştık sanırım. 42 şu an farklı tarayıcıdan girdiğim için belki bir tık değişebilir. Ya da günü saatleriyle alakalı olarak değişebilir. Şöyle hemen bekliyorum. Evet, deminki gibi 40 civarlarında, 40-42 civarlarında çıktı. Şimdi buradan geliyorum bakın. Bu ibreyi gelip buradan 42'ye getireceğim. Burada hangi değeri gördüysem 43'müş. 43'e götüreceğim. 42-43 yani 1-2 rakamı yanlış olsa fark etmez. Bunu bu şekilde ayarlayacağım. Bakın siz buradan gelip bunu 100 megabitse çekmeyin. Yani bunu ne kadar çekerseniz o kadar hızlanır anlamına gelmiyor. Bu sizin mevcut internet bağlanma hızınızı buradan ayarlamanız gerekiyor ki ona göre bir optimizasyon yapacak. İnternet hızınız neyse bunu gelin buradan seçin. Ondan sonra buradan file diyorsunuz, import diyorsunuz ve açıklama kısmında ben size otomatik ayarlar diye bir dosya vereceğim. Bakın şu şekilde. Bunu indirmiş olacaksınız. Bu indirdiğiniz dosyayı import diyerek şu şekilde import diyerek programıma import ettiğimde otomatik olarak ayarlar, programın ayarları yapılacak. Buradan sonra yapmamız gereken tek şey apply changes diyoruz. Tamam diyoruz. Okey diyoruz. Bunu bu şekilde yapacağız. Beşinci adım için arama kısmına hemen regedit yazıyorum. Kayıt defteri düzenleyicisini evet diyerek açıyorum. Buradan hikey local machine'e tıklıyorum. Buradan şunu kapatıyorum.
Yani ben de açık değil, siz de açık olmayacak. Sisteme tıklıyorum. Buradan Control Set 001 kısmına tıklıyorum. Buradan Services ve buradan da NDU kısmına tıklayacağım. Biraz aşağı ineceğim şimdi. M'ye geldik. NDU. NDU'ya tıkladıktan sonra bakın ben de şu an burada Start diye bir şey var. Sizde Start olmayacak. Eğer Start varsa Start'a tıklayıp şu değeri 4 yapmanız yeterli. Ama eğer Start yoksa şu an sildim mesela, Start'ın olmadığını düşünelim. Sağ tıklıyorum, yeni diyorum. Dword 32 bit değeri diyorum. İsmine Start yazıyorum. Tekrar açıyorum, 4 yapıyorum. Bunu yapmanız yeterli. Start'ı ekliyoruz ve değerini 4 yapıyoruz. 6. adım Hanimiş Teknoloji YouTube kanalımıza abone olmak. Sizlere güncel olarak her hafta yeni ücretsiz eğitim videoları yayınlıyoruz. İnternet hızlandırma, bilgisayar hızlandırma, oyun hızlandırma, YouTuber olma, montaj yapma, işte ekran kaydetme vesaire vesaire, Twitch'te yayın açma. Bunun gibi bir ton videoyu ücretsiz olarak yayınlıyoruz. Bunları kaçırmak istemezsiniz. Abone olup bildirimleri açarsanız bunları siz de kaçırmazsınız. Buna ek olarak kanala katıl özelliği geldi. Ücretli olarak katılıp daha fazla videoya, daha fazla içeriğe erişebiliyorsunuz, destek alabiliyorsunuz. İsterseniz bir katıla da göz atın. Ama para vermek istemiyorum diyorsanız zaten ücretsiz olarak abone olup da ücretsiz videolarımızı izleyebilirsiniz. Katılda ek olarak ne var diye diyecek olursanız özel videolar olacak. Zaten katıla tıkladığınızda onun bilgisini göreceksiniz. 7. adım modem yenileme. Hem modemi açma kapama hem de yeni modem almakla ilgili bilgiler vereceğim. Birincisi, eğer hiç yapmıyorsanız modemi arada sırada açıp kapatmanız faydalı olacaktır. Kasma donma yaşadığınızda mesela açıp kapatabilirsiniz. Daha doğrusu kapatıp açabilirsiniz. Buna ek olarak mesela ben genelde geceleri modemi kapatıp öyle uyuyorum. Eğer böyle bir şansınız varsa geceleri modemi kapattığınızda hem elektrikten tasarruf hem radyasyon, evde daha az radyasyon olmuş oluyor. Hem de modemi dinlendirmiş oluyorsunuz. Geceleri yapmıyorsanız bile böyle aylardır modemi hiç kapatmadıysanız kapatıp bir dinlendirmeniz bir tık internetinizi hızlandırabilir. Buna ek olarak modeminiz çok eskiyse, böyle külüstür bir modeminiz varsa yeni modem almanız internetinizi gerçekten inanılmaz hızlandırabilir. Bunu bir düşünün, bütçe ayırabilirseniz yeni bir modem satın almayı deneyin. 8. adım modeme kablo ile bağlanmak. Eğer siz modeme wifi ile bağlanıyorsanız ve modem sizden uzaksa internet hız değerleriniz biraz düşecektir. Ping değerleriniz artacaktır. Bundan kurtulmak için wifi ile bağlanmak yerine 3-5 liraya metresi 1-2 liraya satılan kablolar var. 5 metre, 10 metre. Açıklama kısmında linklerini koyacağım. Belki resimlerini de buraya koyarım. 5 lira, 10 liraya uzaklığına göre, mesela modem ne kadar uzaksa 3 metre, 5 metre ölçün. Ona göre bu kablolardan alın. Açıklama kısmına linkini bırakacağım zaten. Bu kablolarla internete çok daha hızlı ve kayıpsız bağlanırsınız. Wi-Fi ile o kadar iyi bağlanamazsınız. Ha diyorsanız ben illa da Wi-Fi'ye bağlanacağım, yani kablo istemiyorum, o zaman Wi-Fi güçlendiriciler var. Bu da eğer modem cihazınıza uzaksa alacaksınız. Yani modem cihazınızın dibindeyse Wi-Fi güçlendirici pek bir işe yaramaz. Modem cihaza uzaksa, mesela yan odadaysa vesaire, bu cihazı alıp modemle cihazınızın arasında ortada bir mesafeye koyun, yani ortaya koyun. Bu şekilde modemden sinyali alacak ve size verecek. Bu şekilde güçlendirecek sinyali. Bunu da açıklama kısmında linkini yine koyacağım. Wi-Fi güçlendirici şekilde ekonomik ve bir tık uygun ve ortalama fiyatlı ürünleri size koyacağım. İstediğinizi seçip alabilirsiniz. 9. adım Wi-Fi şifresi değiştirmek. Eğer sizin Wi-Fi'nizi daha önceden şifresini verdiğiniz sağda solda komşunuz, arkadaşlarınız kullanıyorsa ve hala kullanma ihtimalleri varsa, yani bilmeseniz de belki kullanıyorlardır. Wi-Fi şifrenizi arada bir değiştirin. Onlar sizin internetinizden faydalanmasın ve sizin internetinizi yavaşlatmasın. Bunun için modem arayüzünüze girmeniz gerekiyor. Modem arayüzüne çoğu modemde 192.168.1.1, bazılarında şurası 2.1, bazılarında daha farklı şeyler giriliyor. Bunu modem arayüzüne nasıl girilir şeklinde yazarsanız birçok bilgi var, o şekilde öğrenebilirsiniz. Bunun dışında genelde kullanıcı adı admin olur. Şifrede ne kullanıyorsanız, mesela Süper Online kullanıyorsanız Süper Online, işte TTN'se TTN, Vodafone'sa Vodafone şeklinde ya da Türk Telekom. Bu şekilde ben şifremi de yazıp oturum açıyorum. Eğer siz
şifrenizi vesaire burada bulamazsanız onu da internete modem arayüzüne nasıl girilir, modem marka modeli şu, bunun şifresi nedir şeklinde yazarsanız ya da modemin altını kaldırıp bakarsanız çoğunda modemin altında da yazıyor bu bilgiler. Modem arayüzüne giriş yaptık. Bakın buradan WLAN aygıtları dediğimde zaten WLAN kısmına geldiğimde şuradan şifremi yönetebileceğim. Bakın benim 2 tane Wi-Fi'm var. Birisi 2.4 GHz, birisi 5 GHz. 5 GHz daha kullanışlı oluyor ama benim bilgisayarım şu an bağlanamadığı için ben 2.4'ten bağlanıyorum telefondan 5 GHz'e. 5 ile 2.4'ün en büyük farkı hissedilir. Farkı ne diye soracak olursanız 2.4 aynı zamanda Bluetooth kulaklıklarımızın, Bluetooth hoparlörlerimizin çalıştığı bir frekans ve siz Bluetooth hoparlörü veya Bluetooth kulaklığı daha doğrusu ben açtığımda 2.4'ten bağlanıyorsam internette bir yavaşlama, hatta bazen donmalar oluyor. İnternete bir süre erişemiyorum çünkü çakışıyorlar aynı frekans olduğu için. O yüzden ben internete olabildiğince 5'ten bağlanmaya çalışıyorum ki Bluetooth hoparlörümün frekansıyla çakışmasın. Bakın bu şifreleri bu şekilde buradan değiştirebilirsiniz. Yeni şifre yazabilirsiniz. Bu emin olun size bağlanan birileri varsa hattan düştüğünde internetiniz daha rahat çalışmaya başlayacak. 10. adımda en hızlı DNS'ye geçiş yapacağız. Bunun için arama kısmına hemen A yazın. Daha sonra buradan A durumuna tıklayın. Buradan bakın A ve paylaşım merkezi var. Buna bir kez tıklayın. Ve şurada bağlantılar. Bakın ben Wi-Fi ile bağlandığım için bende Wi-Fi yazıyor. Sizde Ethernet yazabilir. Kablo ile bağlandıysanız vesaire. O önemli değil. Buna bir kere tıklıyorum. Ve buradan özellikler diyorum. Özellikler dedikten sonra internet protokol sunumu 4'e tıklıyorum. Bakın IPv4'e tıklıyorum. Parantez içinde. Buradan geliyorum. Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan diyorum. Bunun için 1 şöyle yazalım. 1.1.1.1 ve aşağısına geliyorum. 1.0.0.1. Bu Cloudflare DNS adresidir. Şu an bilinen en hızlı DNS adreslerinden birisidir. Bunu bu şekilde girerek internete bağlanış hızımızı, yani erişim hızımızı arttırmış oluyoruz. 11. adımda internet driverlarımızı güncelleyeceğiz. Bunun için arama kısmına hemen aygıt yöneticisi yazıyorum. Aygıt yöneticisi yazdıktan sonra burada A ile alakalı bir A bağdaştırıcıları şeklinde bir şey olması gerekiyor. Hemen arayacağım, bulacağım. Evet, bakın A bağdaştırıcıları. Bunu bir kere açtığımda benim internet sürücüm bu. Gördüğünüz gibi Wireless Network Adapter diyor. Ben buna sağ tıklıyorum ve sürücüyü güncelleştir diyorum. Sürücüleri otomatik olarak ara diyorum. Bakın cihazınız için en iyi sürücü zaten yüklü. Yani diyor ki zaten güncel. Eğer sizin burada bu şekilde yaptığınızda güncel değilse hemen güncelleyin. Güncelse zaten hiçbir problem yok. 12. adımda teslim iyileştirme kapatacağız. Hemen arama kısmına teslim iyileştirme yazıyorum. Bakın diğer teslim iyi yazdığımda zaten diğer bilgisayarlardan indirmelere izin ver şeklinde bir seçenek var. Buraya tıklayıp bunu buradan kapat diyorum ve işlemlerimi tamamlıyorum. Hanimiş Teknoloji'ye abone olmayı unutmayın. Daha fazla videoyu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yorumlarda hızınızı ne kadar arttırdığınızı bakıp yazın. Tüm yorumları cevaplayacağım. O zaman yorumlarda görüşelim. Hoşça kalın.